Evet arkadaşlar, beton atılmıştır. Artı tuğlayı bekliyor. Selamünaleyküm arkadaşlar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz canlarım, sultanlarım. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizlere soruyorsanız arkadaşlar, bizler sabah işlerimizi yaptık, dışarı işlerini yaptık. Ama evin içi duruyor da, kendimiz kahvaltı yapmadık. Şöyle ben yanıma tavalarımı aldım, gördüğünüz gibi. Bir fırın tavası, bir sobanın üstünün tavası. Allah ne verdiyse 3 tane de patates aldım yanıma. Beyaz patates arkadaşlar. Şöyle patatesimizi bir soyalım. İncecik incecik. Ziyan etmeden. Gerçi bizdeki ziyan sayılmıyor da yine de ziyan olmasın. Kilosu 30 lira olmuş arkadaşlar. Abla diyor Ramazan'da değil daha çok pahalanacak diyor. Dedim ki niye? Ramazan'da pahalanacak diyor. 40 lira Ramazan'da diyor. Ben de bir 5 kilo kadar aldım. Evde de var biraz. Bu pahalısından ne olacak böyle ya? Hayat çok pahalı, her şey çok pahalı. Sizler ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Kahvaltıya ne hazırladınız bugün? Bizde gördüğünüz gibi biber. Şöyle. Yeşil biber. Çellüstüm. Hepsi karışık. Anam, biberin kilosu 50 milyon. Melek Hanım. Biberin kilosu 50 lira. Evet, şükürsüz de herkes biliyor zaten. Melek Hanım da biliyor. Ben aldım çünkü biberi. 50 lira olduğunu ben biliyorum. Niye hatırlatıyorsun? Çok mu getirmişim yoksa oraya? Onu mu demek istiyorsun? Bana evet, ne yapıyorsun? Aynen. Aynen. Domates 50 lira. Her şey, lira. Her şey. Sebzeler hep 50 olmuş. Yağmur yağıyor. Havalar soğudu ya şimdi. Fırsat, ne derler? Fırsatçılar mı derler? Ne derler buna arkadaşlar? Valla. Ama Melek Hanım kimse de kahvaltı bulamıyor sen. Evet, aynen evet. Öyle. Hayat çok pahalı. Her şey çok pahalı. Ne yapalım? 1 litre mazot olmuş 45 milyon. Aynen şükür, aynen. Aynen. Böyle günümüz geçiyor işte. Allah herkese yardım etsin yarabbim. Herkesin kazandığını Rabbim iyi günlerde yemeye nasip etsin. Sağlıklı yemeye nasip etsin. Amin amin. Bunu fırına süreceğim arkadaşlar şimdi. Sobanın üstünde bol yağda kızartmayacağım. Şöyle. Beyaz patatesi çok seviyorum. Her türlüsüne. Yemeğin olsun. Zaten yemeği çok şey olmaz bunun hani dağılır yemeğinde de. Ama böyle uğdumasını yaparız. Çok uğduma, kapama değil yani uğduma. Çok az bir suyla buharında pişiririz onu. Bu da çok güzel olur. Üstüne de sonra soğan, pul biber, toz biber kavurup dökeriz onu. O da çok güzel olur. Bilen arkadaşlar var bir saatte. Hemen onları üç patates yeter bize. Eskiden böyle yapardık arkadaşlar. Melek Hanım bu patates değil bu. Ne posti? Bu kar topu, kar topu. Şuna baksana kar gibi hiç görmüyor musun? Öyle derler değil mi? Kar topu. Evet. Kartopuyu soydun mu kızım? Sabahın kızartçık derlerdi. Kartopu dedin yani beyaz beyaz olana kartopu derlerdi. Öyle mi? Tabi öbürüne de A batum derler. Bu A batum işte. Bu mu öbürü mü? Bu A batum. Beyaz ya bu. Evet. Ha, bu A batum derler. Bugün A işte bugün A batum aldık derler. Bugün A batum aldık derler. Bir iyi çıktı ki derler.
Kimyada da kostil diyorlar. Kostil derler, patates derler. Eşkiler. Daha adı vardır herhalde bunun değil mi? Vardır, var. Evet arkadaşlar, bugün yağmurlu bir havadayız. Bugün evet. Ordu yağmurlu. Yağmurlu, soğuk. Korgan yağmurlu. -2 derece. Çamlıköy böyle sisli, küsmüş gibi aynı. Bazı gelen hani ben sinirleniyorum, böyle suratım böyle asık falan oluyor ya. Aynı öyle olmuş. Bize yeter değil mi arkadaşlar? Yeter ya. Şöyle. Biberlerimi de yıkadım. Mis gibi. Sadece şu hıdıyanın biberi de çok getirmişim arkadaşlar. İki kişiyiz işte. Ama bir eşlik eden olur belki. Belli olmaz. Şöyle sudan süzgece bir alayım şöyle. Zaten dışını falan güzel yıkadım. Kabesimi. Melek Hanım, görmüyor musun? Adamlar yarım kilo, yarım kilo, 250 gram alıyorlar. Görmüyor ben musun ya? Bütçesine göre şükürüz da. Valla. Bütçesine göre, cebine göre. Şöyle. Tamam, alalım. Tuzunu. Fazla tuzlu olmasın. Şu Rus da yemez. Sabahçılar tuzu hiç aramıyorlar. Şöyle biraz da. Ama öğleden sonra yavaş yavaş tuzu yiyor. Bereketli şişemizden de biraz yağ şöyle gezdirelim. Öğleden sonra yer. Yumurta pişirir yer. Tuzunu atar ama sabah kahvaltısında tuz aramıyor hiç. Evet. Şöyle elimle bir döndüreyim arkadaşlar. Kaşık getirmedim gelirken. Tuzunu, biberini, her şeyini alsın değil mi? El lezzeti daha başladı Melih Hanım. Tabii ki. Her şey hazırlıkta. Parasımızı fırına gönderiyoruz arkadaşlar şimdi. Bismillah. Demirkenimiz de parlamış mı bu sabah arkadaşlar? Valla ben bunları süpürüyordum. Şurada mutfakta baktım tıyır 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 bir şey yapıyor. Sen ne yapıyorsun şurada dedim. Demliği parladayım. Merak dedi. Demliğimizin dışı solmuş gibi duruyor dedi. Evet, aynen arkadaşlar. İyi dedim. Ellerin sağlık dedim. Ben de benim dişime geldi. Vallahi tertemiz yaptı. Allah razı olsun. Ben de şöyle bir yıkayım. Bakın hakikaten parlatmışım değil mi arkadaşlar? Evet. Şuna bak, cam gibi. Çok güzel oldu. Ama çay demleyeceğim şimdi. Ben de çayımızı. Biberlerimizi de. Merak ederim. Yumurtaları getireyim değil mi? Getir Şükrü. Niye getirmeyin ki? Bugün ben biraz ben kendimde değilim. Ben bugün aslında çok mutluyum arkadaşlar. Çok sevinçliyim. Sizlere onu da göstereceğim. İnşallah. Allah nasip ederse. İnanın ki o kadar üzülmüştüm ki. O kadar üzülmüştüm ama bugün iyiyim. Çok şükürler olsun. Vallahi bir çeşit de olsa ikinci yaramıyor. İnsan huzurlu olunca her şey güzel oluyor arkadaşlar. Valla. Bugün mutluyum. Patateslerim de burada pişerken üstüne de biberlerimiz pişsin böyle. Ben de yumurta getireyim diye adamın aklına geldim. Maşallah. Oturalım şöyle güzel kebabımızı yapalım hep birlikte.
Bugünküleri yarıya muhtada keseyim. Heh. Ah var nereden geldi şu şimdi yumurta? Ben patates kızartması dedim. Ondan sonra biber kızartması. Size yeter diye düşündüm ben. Öyle şuraya yapışırım. O da çabuk kaynıyor. Ha, o da çabuk kaynar. Kongur kongur kaynasın. Kaynasın be. Şunu biraz sayalım içine. Tamam. Biz hep böyle birbirimizi böyle tamamladık arkadaşlar. İnanın ki. Benim aklıma böyle benim hani nasıl aklıma diyeyim ya, aklıma gelmeyeni diyeyim. Yapamadığımı diyeyim. Bilmediğimi diyeyim. Şükür da böyle hatırlattı. Ben ona, o bana, biz böyle öyle zaman geçirdik. Öyle senelerimiz geçti. 40 yıl devirdik. 40 yıl olmuş ya. Ne demek ya. Kolay değil. Kolay değil yani. 40 yıl. 40 yıl demek ne demek? Allah'ım herkese uzun ömürler versin de. Sağlıklı. Evet, aynen öyle valla. Sadece kendimiz için istemiyorum. Hiç kimsenin Allah yuvasını bozmasın yarabbi. O çayı sallayayım aşağı. Salla şurada. Sana niye mi döktüm diye salladın diyecekler. Salla. Oo, çayı var ya, bu çayı bu. Şöyle bu kadar biber de yeterli. Az şey tatlı olur. Şöyle görelim patatesi, evet. Gördük. Allah'ım hiçbir şeyin yoksunu göstermesin. Amin, amin, amin. Evet, yumurtalar ne yapalım? Ben de masama peynirimi, zeytinimi. Yumurtalar biraz sonra oynayacak arkadaşlar. Evet, görüşürüzse bana da taze yumurta koymamış arkadaşlar, olsun. Evet. Bu da güzel. Çayımız da var. Çayımız, olduğunu gibi. Çayımız, yemeğimiz oldu mu? Değil mi? Evet. Benim rahmetli amcam vardı. Derdi ki masanın üstünde çayımla şekerim oluyor. Ekmek yok diye ben aç değilim derdi. Dokum derdi. O derdi. Allah rahmet eylesin. Tüm ömürsünüzde. Çay şeker oluyor derdi. Amca, hangi amca? Davut amca. Davut amca. Allah rahmet eylesin. Hep rahmetli oldular. Allah hep söyle. Bunu hepsine yazsınlar. Arada bir de onu anarım böyle arkadaşlar. Değil mi? Şöyle bakayım şu başta. Şöyle sıkıntı bakalım. İşte bu. Benim adım. Bakın nasıl kullanayım. Çok güzel. Şöyle bir afiyet edelim. Aşağıdan soya kesiyorum patatesi. Ya bırakalım. Tabanı şimdi köy, sen iş yapacaksın. Bunu böyle sıcağım. Aşağıdan. Evet. Daha şimdi buna kapağını koymayacağım içine. Öyle. Melek Hanım bir de yakarsa var ya. Evet. Bir de yakarsa. Ben baktım da yazmadı. Alıkan baktı. Kırdım. Baktım tadına. Ben aldım. Tadı bunun yerindeydi kızlıkta. Ben aldım. Yani yakmıyordu. Thank you.
baba da öyle bir deneyim ki. Ben daha bunu tutatmadım arkadaşlar. Şimdi açacağım kuzunu da. Burada kızartayım bunu. Sobanın güzelliği bu işte arkadaşlar. Yukacak odunla çayın da kaynıyor. Fırında yemeğin de pişiyor, üstünde de pişiyor, ısınıyorsun da hem doğal gaz görevini yapıyor, hem yemeğimiz pişiyor. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Bir tane çevirecek kalmış. Ateşimiz çok güzel yanıyor. Yumurtalarımız kaynadı. Kaynıyor yavaş yavaş. Kendini incitmeden, ağrıtmadan. Patatesimiz de burada. Şöyle. Bu da pişti. Çok yanıksa olmasın böyle arkadaşlar. Çok şükür olsun. Az az kaynıyor ama tam tam kaynamıyor. Bayadan kaynadı şurada. Olsun, az kaynadı. Az kaynasın. O pişer. Pişti o. Pişti. Azıcık daha kaynasın. Tamam. Yeterli. Tavuklar çok çığırmışlar arkadaşlar. Bir bakalım dedim çığırız diye. Evde pek bir şey yok. Konukta yatan var mı diye sordum. Var melek diyor. Var mı Şükrü'sta? Ana, beş gözleri açık hele. Gözlerini yummuş. Yumuyor gözlerini. Uyuyor mu acaba orada şimdi? Uyuyor besbelli o. Niye uyuyorsun oğlum? Şükrü'nün bu avına çok gülesim geliyor arkadaşlar bak. Biz de yeni öğreniyoruz işte daha yani. Bir arkadaş aradı bana. Melek dedi videoyu izlerken inan ki koptum dedi böyle. Niye? Eşiyle ikisi izlerken Şükrü abinin cümlesine diyor koptuk diyor. Niye dedim ben de? Tavuk hem uyuyor hem yumurta yapıyor. Aslında diyor tavuk sancı çekiyor da diyor. Biz de diyor sizlerden öğreniyoruz diyor. Yumurta mı uğraşıyor hayvan da tabii. O da bir nevi ağrı çeker herhalde. Değil mi? Bilmiyorum valla. Onlar da oraya kendine yer yaptı arkadaşlar. Hollukta var mı? Bir de oraya bakalım. Yatan. Kepek çuvallarını da şurası da arabadan attı buraya. Biraz valiz doldurdu. Gerisini de attı. Yavaş yavaş buralar olacak yavaş. Allah'ın izniyle. Her şey yavaş yavaş. Aşağı beton da bari gösteren buraya inmişken. Kod kapatır mı bak? Sıra bekliyorlar. Gördün mü? Evet yanlarına gitme bari. He? Küseller bak. Bak burada yatan var. Horuz var. Kod kafa var. Horuz niye bekliyor? Tavuk yatıyor horuz niye bekliyor? Horuz da içeride. Evet hep bekliyor orada bak gördün mü? Evet, onlara değmeyelim. Bunları bozmayalım şeklinde. Bayağı da yağmur yağıyor arkadaşlar. Ben de üstüme yeleğimi giymemiştim. Zamanında tavuklara ekmek ısladım bunda. Bunu da buradan ahırdan giderken unutmuşum. Neyse onu da götüreyim gelmişken. Betonu görsen şimdi ben ineyim aşağı. Tabii ya. Gel. Kuşçuların soruyorlar şimdi. Betonu ne oldu diye. Beton duruyor. Betonu astık. Beton duruyor. Yarın tuğramız gelecek. Allah nasip ederse. İnşallah. Evet. Bakın. Tabii ki bunun üzerine tuğlalar örüldükten sonra bir şap güzel atacağım. Bir yağlı bir şap atılacak. Bu zeminin betonu. İşte bazı arkadaşlar temel atmadı Şükrü abi. Tuğla ile yaptı diyenler var. Evet tuğla ile yaptı ama bizim altı kay arkadaşlar. Altı toprak değil. Sayın yüzünden nereye kayacak? Nereye gidecek? Nereye gidecek? Elmiye dayanı duru herhalde. Bir şey olmaz inşallah Rabbimin izniyle. İnşallah. Hiçbir şey olmaz. Betonunu da attık böyle buranın. Şubusuyla beraber çalıştık. Beraber betonunu attık işte. Evet abi bayağı büyük. Öyle. İnşallah. Ufak değil yani. Büyük bayağı büyük. Şimdiden de hayvanlarımızı bağlamaya nasip eder. Buranın yüzüne bir beton atılacak. Lahanalarımıza da Şükrü Usta gül yaptı bugün bakın.
Toprak gübreli ama biraz da şeker gübresi at bunlara. Daha çabuk gelişsin diye. Böyle işte. Evet. Şimdi gidelim kahvaltımızı yapalım şimdi. Evet arkadaşlar, betonu gördünüz. Sen abone burada duruyor daha. Ha, evet, daha yağmur da yağıyor üstüne. Yağıyor. Yağmur bardak üstünde duruyor. Aynen. Olsun, bir şey olmaz. Yani biz burada birkaç sefer semaver yaktık. Bir kere gösterdik sizlere. Ama bundan sonra yakarız. Bundan sonra şimdi tuğla semaver ararken inşallah çayımız eden havalar da güzel giderse. Melek Hanım, buraya ben şimdi iki tane pencere koymam lazım. Birisi tömzek olur şöyle. Ha, tömzek olur ha. Gider borusu da burada bakın arkadaşlar. Evet. Her şey teşhis evet. Öyle. Gider borusu burası da. Gider borusu. Kağıt doldurmuş içine ki hani haçtan girmesin. Haçtan gitmesin diye. Şöyle diyelim şu hızı azıcık diyelim şöyle yer çeviririz şuraya. Bu tarafına yaparız tabii ki. Hani gübresini atmak için. Şöyle. Evet, oraya yaparız. Her sabah şimdi ahırdan gübre çıkarıyor ya mesela bahçeye. Hem burada gübre eskiler iyi olur. Buradan da zamanı geldiğinde hemen şöyle geçiverir. Atarsak da. Evet, tallaya malaya atarız sağa sola. Evet. Bizim haydi patateslerimiz falan yandı yandı. Hadi gidelim. Kahvaltımızı haydi arkadaşlar beraber çay içelim, kahvaltı yapalım. Ay bugün size çok mutluyum dedim, sevinçliyim dedim. Ayağı topal tavuğum vardı ya hani bacağının üstten yürüyemiyordu. Bugün saldım onu kümesten yürüyor. Ona çok sevindim arkadaşlar. Kara başıma çok sevindim. Bacağı daha topallamıyor. Çok az bir şey koştuğu zaman ya oluyor. Onu gösterecektim sizlere. Neyse şöyle bir bakayım. O gitmiş. Burada yok daha işte. O yumurtada. Yumurtada yukarıda. He? Doğrudur. Evet, yumurtada o. Geçen de mesela buraya sıkışmış, avreliği yumurtlamış o da. Yeri belli bak. Evet, avreliği yumurtlamış arkadaşlar geçen gün. Evet. Gelmiş hayvancağızım. Bu da komşunun tavukları. Onlar da komşunun tavukları, cıbrak koyuyor filan. Etip size bak. Aynı bizim tavuktan bak, bu da gördün mü yumurtlayanlar. Kümeste yatıyor ya, ondan bak aynısı aynen. Sanki. Benziyor değil mi? Güzel ha. Tavuğumu gösterecektim. Bulursam göstereceğim size arkadaşlar. Benim topal tavuğum. Çok sevindim bunu öyle yürürken gördüğümde. Evet arkadaşlar, böyle çayımız, patatesimiz, zeytinimiz, biber, domates. Allah bereket versin. Ne yapayım şurada? Aha yumurta da geldi, yumurta da. Ha yumurta da var değil mi? Evet, yumurtayı da gettim. Ha. Ben de televizyonumu açtı acaba diyeyim Şükrü diye. Kağıtımızı yakmayalım da şöyle tavaları koyduk arkadaşlar. Allah bereket versin. Gelin beraber kahvaltı yapalım sizlerle. Çayımızı da döktü Şükrü usta. Güzel de üstüne ekmek koyayım arkadaşlar. Çıtır çıtır olsunlar. Değil mi? İster misin şunu? Ne kadar ben dişlerim yok kadar. Kesmeyeyim. Neyse ben kendime bağlısı değil. Sen yumuşak gibi giy. Evet, ben böyle yumuşak ne var ya. Bak bakalım patates kızartmamız nasıl olmuş. Tadı duzu. Ekmeklerim de şöyle arkadaşlar, çok da yakmadım. Çok severim böyle. Aynı tabakta getirmedim. Bir tavada böyle düşürüp bir tavada yiyeceğiz. Bak bak. Tereyağım olsaydı bunun tereyağı da kaçacağını düşünüyorum ama bugün olacak inşallah. Allah nasip ederse. Yiyeyim bari arkadaşlar. Tereyağına ne oldu ne ya? Tereyağı İstanbul'a gitti arkadaşlar. Ayaklandılar, bizi gönder, biz gidecek diye.
normal olur. Çok da sık yiyip yapıyorum ya. Şu oğlum basalaya ne kadar çay tuttu arkadaşlar? Bir tane portu tutayı bırakmadı. Bu çuvala bir sürü öte bera aldık valla. Acık kokusu geldi mi? Yok acısı. Kızardı falan acık kokusu geldi. Şuradan şuradan yakıya durdurdu. Aynı yaprak gibi patates arkadaşlar. Yer mi? Ver bari yoksa. Ver. Veririm. Bu ne be? Sen ısırdın mı yemeyeceğim? Şurusan zeytini ayrı arkadaşlar. Benim zeytinim ayrı. Ya bunu mu yemiyorsun? Ben yemiyorum. Ekşi geliyor ona. Şuradan şunlardan alıp bir şey alma. Bizim paçalı getir tam tamdan alt tarafa. Bugün karabaş avlamadılar yemek yerken. Niye? Yanına geldiler. Karabaş yerken. Hiç avlamadılar. Başta zaman kızıydı ya. Onda da zaten büyütücü akıllarını ya. Ben üstü de ya. Bilmiyordum ki. Aşağıda basın elini kesiyorlar. Öyle duruyorlar. Kovalıyor yerin yerine gitmesin. Karabaş hemen ayağını gösteriyor bize. Acımış ya canına. Eğer bilerek vurmaysa, onun canı nasıl yatmışsa vuranın canı da öyle yatsa. Vallahi öyle beddua ettim arkadaşlar. Vallahi. Ama tabi bilmeden araba falan şey, araba vurmasına da benzemiyor. Araba vurması olsa o çabuk toparlanamazdı. Evet. Öyle de aklıma geliyor yani. Ama bilerek vurmaysa onun çığırdığı gibi inşallah vuran da çığırır öyle acı çeker. Onlar Rabbimin cesur kulları. Vurulur mu onlara? Hayvan bir şey yapmıyor ki. Saldırmıyorlar. Yolda insanlar geçiyor. Havlamıyor bile bu. Fırtınada komşumuzun köpeği var fındık. O biraz sert. O havlarsa onun gürültüsüne gidiyor. Yani ondan bir destek mi alıyor? Ne yapıyor? Köpeği olanlar bir de saklıyor da kapısında. Öyle insanlar her an saldırmalar falan yok arkadaşlar.
sabit tutamaz. Ne misin bana? Arkadaşlar. Ben dedim sen ben öyle konuşmayayım ki dedim buna. Hiç de gülüşemez Allah yemin versin. Yarabbim Allah'ım. Allah da sana gülüşsün şurada. Abi cümlemize. Herkesi gülüşsün. Valla iki patates bile yapsam yetiyormuş arkadaşlar. Anam abi çok yapıyorum. Ağzıma koydum vallahi geri de alamadım. İnan ki çok yakıyormuş. Yar çiğnedim yar çiğnemeden de yuttum onu. Şunu sakın yeşilinden yeme. Ben burada yedim de aldım onu ya. Ne? Allah Allah. Ben oradan aldım sana ağzlarını böyle ya. Neden aldın işte? Neden mi? Hı. Emine abla, güveller bizi öldürüyor bak. Emine böyle yemiyor Emine. Bağırdı değil dedin ya Emine. Soğumasın diye soymadım abi onu. Niye? Isıcak yumurtayı çok seviyor, kaynar yumurtayı. Benim yumurtamda tuzlu olacak arkadaşlar. Ette de aynı, tavuk et olsun, karayet olsun. Tuz ararım. Ama yemeklerde tuz arama. Allah bereket versin. Valla artık da hiçbir şey değilmiş yani. Sofraya gelene kadar acıdık. Üç kişi daha olsa şu an burada doyuyor arkadaşlar. Patates olduğu gibi. Biber söylesen birkaç tane yiyeyim. Şurada akşama da yemek yok da. Annen iyi doyur bak. Yani öyle. Diyor da boynunu büküyor. Şunu benden yemek istemez arkadaşlar hiç. Vallahi ya. Hazırda yemeğimiz varsa ısıtır getirir buraya gel melek yiyelim der. Hazırda yoksa hemen ya bir sucuklu yumurta yapar. Ne bileyim ben. Dolaplarda sattı her şey bulunuyor şimdi. Koyar getirir çay yapar. Ondan sonra yeriz.
Hadi bugün de ben acıktım, öğlen yemeği vermiyorum. Ya akşam yemeği yapmıyorum demez bana hiç. Gerçi yemeksiz de kalmıyoruz, görüyorsunuz sahte. Tencere tencere yemek pişiriyoruz. Allah'ım kimseyi acından terbiyelemesin. Melek Hanım videolar uzun olsun diye çok yorumlara, canlılara da yazanlar var. Sizler de görürsünüz sahte bölümünden. Elimizden geldik kadar uzun tutmaya çalışıyoruz. Bir de şöyle düşünüyorum arkadaşlar, belki sıkılırlar mı acaba? Bizim evet, burası sıkılırlar mı? Yoksa ben bir saatte çekerim. Ama işte sıkılırlar mı hani? Bazı arkadaşlar diyor, biz dizi izlemiyoruz, seni izliyoruz Melek Hanım. İşte dizi gibi seni izliyoruz filan diye. Allah razı olsun da. İnşallah şöyle biraz daha yükselteceğiz videolarımızı. Yoğun istek üzerine. Bugün de çok mutluyum sahte. Kanım da doydu. Tabii ki biraz dinleneceğiz yine biz. Durmak yok bize. Biraz şimdi dinleneceğiz. Bunları toparlayacağız. Ondan sonra bir başka video arkadaşlar. Çekime devam. Çekime devam. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Rabbime emanet olun. Sizleri seviyoruz. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Sesimizin gittiği her yere selam olsun. Hoşça kalın. Dostça kalın.